Herkese yeni hafta başından günaydın arkadaşlar. Bugün yine her sabah olduğu gibi günün önemli şirket haberlerini ve yabancı pay oranındaki değişiklikleri sizlere aktarmak için karşınızdayız. Hemen ilk haberimize başlamak istiyorum ben. İlk haberimiz Aselsan'dan. Şirket ile uluslararası bir müşterisi arasında yazılım tabanlı telsizlerin ihracatı ile ilgili 13.3 milyon dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı açıklanmış. İkinci haberimiz Aksa Enerji'den. Şirketin kurumsal yönetim derecelendirme endeksine giren ilk halka açık elektrik üreticisi olduğu medyada yer almış. Anele Elektriğin bir haberi var. Proje büyüklüğü 11,5 milyon TL olan TOK Genlik Kampüsü projesi su işletme tesisi, arıtma tesisi, giriş merkezi ve 3 adet nizamiye binası elektrik işlerinin yapılmasına yönelik olarak sözleşme görüşmelerinin tamamlanarak işveren ile ek sözleşme imzalanırken proje büyüklüğünün 88 milyon TL'ye yükseldiği açıklanmış. Art Bilişim'in haberi var. Şirket ile BOTAŞ International arasında kurumsal kaynak planlama yazılımı hizmet alımı sözleşmesinin 405 bin dolar bedelle imzalandığı açıklanmış. ATP Bilgisayar'ın haberi var. Aracı kurum ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği açıklanmış. Avrasya Gayrimenkul'ün haberi var. Antalya Alanya'da bulunan dairenin bir yıllığına aylık 3500 TL bedelle kiraya verilmesine karar verildiği açıklanmış. Deva Holding'in haberi var. Rekabet Kurulu tarafından Deva, Gül Ecza Deposu, Haver Pharma İlaç ve Sonuç Ecza Deposu hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının yapılması sonrasında Rekabet Kurumu tarafından Deva'ya yaptırım uygulanmamasına karar verildiği açıklanmış. Denge Holding'in haberi var. Şirket iştiraki Fer Gayrimenkul ile D-Vizyon arasında Çin ve Uzak Doğu pazarına yönelik gayrimenkul satış ve pazarlama faaliyetleri konusunda 5.4 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandığı açıklanmış. DataGate'in haberi var. TT.com grubu ile sanal TL, fiziki TL, ankesörlü kart, alternatif kanal distribütörlüğü, kurumsal kanal ve alternatif kanallardaki cihaz dağıtım işlerinin tamamının sona erdiği açıklanmış. Durdur'un haberi var. Gloss and Green üretilen çevreci ve geri dönüştürülebilir metalize kutuların kapasite artışını sağlayacak üretim hattının Türkiye'ye gelişinin tamamlanarak kurulum aşamasına geçildiği açıklanmış. E-Data'nın haberi var. Şirket payları bugün borsada işlem görmeye başlayacakmış. Enka İnşaat'ın haberi var. İzmir Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerinde elektrik üretimine tekrar başlandığı açıklanmış. Ereğli'nin haberi var. Şirketin 2006 yılındaki genel kurul toplantısının iptali kapsamında açılan davanın 14 Ekim'e ertelendiği açıklanmış. Ege Gübre'nin haberi var. Haziran ayında açıklanan 20 bin ton 8 milyon dolarlık ihracat siparişinin 16.766 tonluk 6.6 milyon dolarlık kısmının tamamlandığı açıklanmış. Fenerbahçe'nin haberi var. Futbol A takımı teknik direktörlüğü için Vitor Pereira ile 2 yıllığına anlaşmaya varıldı açıklanmış. Sırada İVE Yatırım Holding'in haberi var. Yatırım Bankası kuruluşuna ilişkin BDDK'ya başvuru yapıldığı açıklanmış. Kervan Gıda'nın haberi var. Şirket paylarının geri alınmasına ve 3 milyon adet pay için 50 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verilmiş. Nibas'ın haberi var. Şırnak Silopi'de elektrik hatlarının yenilenmesi işi için çeşitli ebatlarda direkt ve travers teslimine yönelik
işveren Moment Enerji'den 2 milyon TL tutarında sipariş alındı. İşin tamamlanma süresinin 75 gün olacağı açıklanmış. Olmoksa'nın haberi var. Pay alım teklifi bilgi formunun SPK tarafından onaylanmasının ardından pay alım teklifi başlangıç tarihinin 5 Temmuz, pay alım teklifi bitiş tarihinin ise 26 Temmuz olduğu açıklanmış. Odaş Elektriği'nin haberi var. Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun finansal borç ödemelerinde Özbekistan'da kurulacak 174 megawatt kurulu güce sahip doğalgaz çevrim santrali yatırma harcamasında ve grup bünyesinde bulunan değerli metal madenciliği alanındaki yatırımların geliştirilmesinde kullanılmasının planlandığı açıklanmış. QNB Finans Bankı'na bir var. 273 gün vadeli 469.8 milyon TL tutarında bono ihraç edilmiş. QA Granit'in haberi var. 500 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklanmış. Pegasus'un haberi var. Şirketin %50 iştirak payına sahip olduğu Hitit bilgisayarın halka arzına ilişkin çalışmalara başlanmasına karar verildiği açıklanmış. Ral Yatırım Holding'in haberi var. Şirketin bağlı ortaklığı Hera Teknik'in TOKİ tarafından düzenlenen Malatya'daki 679 adet konut, 18 adet dükkan, 1 adet kafeteryal inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi 215 milyon TL ile en düşük 7. teklifin verildiği açıklanmış. Sasa'nın haberi var. PTA yatırımının finansmanı için 350 milyon dolar karşılığı euro kadar 2 yıl geri ödemesiz toplam 12 yıl vadeli olması beklenen kredi temini için yetkilendirme anlaşması imzalandığı açıklanmış. Şekerbank finansal kiralamanın haberi var. 91 gün vadeli 63.3 milyon TL tutarında bono ihraç edilmiş. Serve'nin haberi var. Şirketin iştiraki Kuva Gıda'nın süperkritik karbondioksit ekstrasyon akiskan teknolojileri konusunda 2000 litre kapasiteli tesis artırımı yapılmasına, yatırımlar kapsamında endüstriyel kenevir tohumu total ekstrakt üretimi yapılmasına, total kenevir ekstraktı üretiminin yanı sıra gül işleme ve total ekstrakt üretimi, biberiye işleme ve total ekstrakt üretimi, kişniş işleme, total ekstrakt üretimi ve kişnik kekik işleme ve total ekstrakt üretimi yapılmasına karar verildiği açıklanmış. Şişe camın haberi var. Macaristan'daki yatırım ile ilgili olarak şirket bağlı ortaklığı Şişe Cam Glass'ın %100 pay sahibi olduğu ve sermayesi 177.8 milyon Macar forint Şişe Cam Glass Packing Hungary unvanı ile şirket kurulduğu açıklanmış. TSGYO'nun haberi var. Sermaye artırımından elde edilen fonun kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin ödemesinde kullanılacağı açıklanmış. Türk Telekom'un haberi var. GCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun AAA, kısa vadeli ulusal notunun A-1 artı görünümlerinin ise stabil olarak belirlendiği açıklanmış. Vakıf Bank'ın haberi var. 91 gün vadeli 497 milyon TL tutarında bono ihraç edilmiş. Yapı Kredi'nin haberi var. 147 gün vadeli 502.3 milyon TL tutarında 147 gün vadeli 460 milyon TL tutarında bono ihraç edilmiş. Halka arz haberleri var sırada. Eskar filo kiralamanın haberi var. Şirket payları borsada satış yöntemiyle çarşamba ve perşembe günü halka arz edilecekmiş. Bilginiz olsun.
Kartal Gelinli bir enerjinin haberi var. Şirket payları borsada satış yöntemiyle 9 ile 12 Temmuz'da halka arz edilecekmiş. Manas Enerji'nin haberi var. Şirket payları borsada satış yöntemiyle 13-14 Temmuz'da halka arz edilecekmiş. Ve de VBT yazılımın haberi var. Şirket payları borsada satış yöntemiyle bugün ve yarın halka arz edilecekmiş. Evet, sırada pay alım satım, sermaye, ortaklık yapısı değişim haberleri var. Arçelik'in haberi var. Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100 bin adet pay 31.94 TL fiyattan geri alınmış. Dirit'in haberi var. Ersin Ertan Er tarafından 3.90 TL fiyattan 5.243 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı da %5.31'e yükselmiş. TSGY'nin haberi var. Şirket sermayesinin 500 milyon TL'den 650 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında başvuru yapılmış. Ulusoy'un haberi var. Şirket paylarının geri alınması kapsamında 49.223 adet pay 4.84 TL fiyat aralığından geri alınmış. Ütopya'nın haberi var. Ahmet Topaloğlu tarafından 270 bin adet pay satılırken şirket sermayesindeki payı %4.28'e gerilemiş. Vakıfbank Finansal Kiralama'nın haberi var. Şirket sermayesi 7 Temmuz'da 200 milyon TL'den 250 milyon TL'ye bedelsiz olarak yükseltilecekmiş. Vakıf Gayrimenkul'ün haberi var. Şirket sermayesinin 500 milyon TL'den 1 milyar TL'ye bedelli olarak yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 37.524.950 adet pay satılarak sermaye artırımı tamamlanmış. Ve de son olarak da Yataş'ın haberi var. Şirket paylarının geri alınması kapsamında 27 bin adet pay 12.92 13.10 fiyat aralığından geri alınmış. Evet, günün önemli şirket haberleri bu kadardı. Şimdi sırada günlük yabancı oranları tablosu var. Bunlara göz gezdirmek istiyorum. Evet, günlük değişime göre artanlar nelermiş? Hemen bakalım. Arçelik, Garan, Batı Söke, Arsan, Seyitler Kimya, Peker Gayrimenkul, Erbos, Migros, Doğas ve Otgar. Düşenler ise Kutbo, Petkim, Türk Hava Yolları, Titikom, Kardemir'de, TAV Havalimanları, Vertu, Dogup, Adel ve Şişe. Haftalık değişime göre artan hisseler sırasıyla Peker Gayrimenkul, İhlas Gazetecilik, Garan, Arçelik, Reysaç Gayrimenkul, Arsan, Titirak, Baskeze, Enerjisa ve DMSAS. En çok azalanlar ise Türk Hava Yolları, Adel, Titikom, Pegio, COM, Megap, Dogup, Kristal, Sasa ve Samat. Aylık değişime göre ise bakarsak en çok artan hisseler sırasıyla Art Yazılım, Sasa, Garan, Peker Gayrimenkul, Ismen, Dogup, GSD Holding, Türksel, Enerjisa ve Aydın. En çok azalanlarsa Ayen, Arçelik, Yataş, Ütopya, Çelebi, Kardemir'de, İş Girişim Sermayesi, Doko, Kutbo ve de Toaso. Yıl içi değişim grafiğine bakarsak en çok artan hisseler Olmekim, Anadolu Hayat, Çelebi, Lokman Ekim, Nuh Çimento, Ismen, Art Yazılım, Tekfen, Türksel ve Sasa. En çok azalan hisseler ise Kent, Koza Madencilik, Koza Altın, Özak Gayrimenkul, Doko, Tuhaso, ISCTR, Enerjisa, Papilon ve Deverus. Evet, biz de yıl içi yabancı oranıcı grafiğine bakarsak şu anki yabancı oranıcı sayısı %42.48 seviyesinde. Bu minimum 41.84,
maksimumda %66 olarak gerçekleşmiş ve sonki haberde %42,5'lardaydı. Bir miktar azaldığını söyleyebilirim. Evet, son olarak da günlük yabancı oranıcı tablolarına bakacağız. Burada da dikkatimizi çeken hisseler şunlar olacak. Son 10 gündür yabancı payı sürekli artan hisselere bakacağız. Bunlar sırasıyla nelermiş? Anadolu Hayat, ICBC'd ve de Reysaç Gayrimenkul. Ve de son 10 gündür sürekli düşen hisselere bakacağız. Bunlar da sırasıyla AKFG'ye, BRYAT, QNBFL, VESPE ve de YATAŞ. Evet arkadaşlar, sizlere günün önemli şirket haberlerini ve de yabancı pay oranındaki değişiklikleri aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları olan Twitter'dan takip edebilir, Telegram grubuna da katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Herkese bol kazançlar.